Tek tek hepinizin ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz. Uzak yerlerden sağ olsunlar bizi kırmayarak buraya kadar gelen arkadaşlarımız var. Manisa Kültür Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Manisa'da olmasına rağmen İzmir'den bizleri teşrif eden, yalnız bırakmayan Doçent Doktor Hilal Ortaç Hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün önemli bir konu seçtik. İki yıldır devam ettiğimiz Manisa Kültür Sohbetleri'nde bir Manisa'yı ele alalım dedik. Hocamızın da bu konuda doktora tezi, 19. yüzyıl Manisa konusu bizim önem verdiğimiz ve şu anda kültür dostlarının sürekli takip ettiği, müdahim olduğu sosyal medyada önemli görevler ifade eden hizmetler var. Bu hizmetleri müşahıs olarak görelim. Belki biraz bilgiyle, sonra fotoğraflarla acaba 19. yüzyılda Manisa'mız nasıldı? Daha evveliyatı neydi? Bugün nasıl? O süreç içerisinde Manisa'yı biraz daha, biraz belki nostalji, biraz da bilgi anlamında öğrenelim istedik. Hepimiz yaşadığımız şehirlerde ortak değerlerimiz, o değerlere katkı sağlamak anlamında, şehre artı değer katmak anlamında bugün önemsiyorum. Hilal Hocam sağ olsun bizleri kırmadı. İzmir'den kalktı, buraya geldi. Ben müsaadenizle kısaca Hilal Hocam'ı tanıtmak istiyorum. 1964 yılında Balıkesir'de doğmuş olmasına rağmen ilk ve orta öğrenimini Manisa'da tamamladı hocamız. 81'de Ege Üniversitesi'nde tarih bölümünden 85'te mezun oldu. Daha sonra 87'de tarih bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. Yüksek lisansını Manisa Kütüphanesi'nde bulunan bir kanunnamenin çevirisiyle bitirdi. Daha sonra aynı enstitüde doktora çalışmasında Tanzimat'tan birinci meşrutiyete Manisa, şu çalışma sağ olsun kırmadı. Bende de yoktu bu çalışma. Müsaadenizle kimseye veremem. Bu çalışmayla doktora tezini tamamladı. Yine aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor. Bulabildiğim kadarıyla 19. yüzyıl Osmanlı Devleti tarihi, 19. Osmanlı Devleti yerel ve bölgesel tarihi yayınları, daha sonra Hamza Baba Tekkesi ile ilgili belgeler, Kırım Savaşı sırasında İHŞ ile ilgili, daha sonra bildiriler, yayınlar ve dokümanlarla gerek Manisa'mıza, gerekse tarih alanında eserler vermeye, üretmeye devam eden sevgili hocamız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, Manisa'da yaşıyoruz. Manisa bildiğimiz kadarıyla ilk ayak izinden yola çıkarak 20 bin yıllık geçmişe sahip bir coğrafya üzerinde kurulmuş köklü medeniyetlerden bugüne kadar gelmiş şehrimiz. İsimleri değişik medeniyetlerin farklı da olsa, bilebildiğimiz kadarıyla 25 Ekim 1313'ten itibaren Manisa Türk şehri. Saruhan Bey'in fethiyle beraber Türk şehri. 1390 yılından 1402'ye kadar Osmanlı'da kalmış, daha önce Saruhan Beyliği. Sonra 1410'a kadar, 12'ye kadar yine Saruhan Beyliği'nde. 1412'den 8 Eylül 1922'ye kadar Osmanlı Devleti dönemi. O gün bugündür de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlar içerisinde kadim bir şehir olarak yaşamaya devam ediyor. Biz hep Manisa'yı överiz. Tabii herkes kendi şehrini övecektir, aidiyet duyacaktır. Normaldir. Arkadaşımız da Denizli'yi övecektir. Denizli'den geldi sağ olsun misafirimiz. Bu normal bir şeydir. Çünkü doyduğumuz yer bizim için kutsaldır. Elbette doğduğumuz yer de önemlidir ama doyduğumuz yeri önem veririz ve artı değer katmaya çalışırız. Ama Manisa'ya gelen, dışarıdan gelen özellikle biraz dolaştığında biraz belki sükut hayali uğrayacaktır. Çünkü tarih eserler çok yoktur. Anlatıldığı gibi kadim bir şehrin devamı gibi olmayabilir. Bir Amasya gibi değildir. Bunu bilmediği için belki eleştiri getirir. Nasıl yandı? Hangi badireler atlatıldı? İşgalde Rum ve Ermeni çeteleri şehrimizi nasıl talan etti? Bunu bilmeyenler doğal olarak
Nasıl bir şehir burası? Hani Osmanlı'ya 6 tane padişah gönderen, bildiğimiz kadarıyla 16 şehzade yetiştiren şehir burası mı diye belki de serzenişte bulunup eleştiri getirilebilir. Ancak bunu biz elbette bunun böyle olmadığını bilenlerdiniz. İstedik ki konuyu uzmandan soralım. Uzmanı bizlere bilgiler versin. Biz de bu bilgilerimizle biraz daha Manisa'ya olan bağlılığımızı arttırarak ve göğsümüzü gere gere hayır kardeşim senin o eleştirdiğin Manisa böyle değil, doğrusu budur diyerek açıklama yapabilelim diyerek sağ olsun hocamız bizi kırmadı. Evet hocam. Evet.